Merhaba arkadaşlar, bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün Taxstar SGC600 shotgun mikrofonumuzun açık alan testindeyiz. Bakalım şu an ben konuşurken sesimi nasıl alıyor, rüzgarı nasıl alıyor, çevredeki sesleri nasıl alıyor. Bunları deneyeceğiz, test edeceğiz. Diğer iki videoyu izleyen arkadaşlar biliyordur. Taxstar'ın kutu açılışını yaptık, inceleme videosunu yaptık. İnceleme videosunun içerisinde testlerini vesaire yaptık. Bugün de arazide açık alan testini yapacağız. Şu an ana yol çok yakınımda. Açık bir arazideyim. İnsan sesleri, işte araç sesleri, etraftaki kuşların vesaire sesleri hepsini alıyor kameram ve mikrofonum. Bunlara bakacağız. Ne kadar kaliteli alıyor? Çevredeki sesleri işte desibelde, low-cut'ta ne kadar bastırabiliyor, ne kadar düzenleyebiliyor? Onlara hızlıca bakmak istiyorum. Şu mesafede aşağı yukarı şöyle 1,5 metre mesafedeyim kameramla ve mikrofonumla. Aramda 1,5 metre civarı mesafe var. Sesimi nasıl alıyor bilmiyorum. Şimdi yaklaşacağım, sağdan ve soldan ve arkadan süper kardiyoid olayını deneyeceğim. Şu an mikrofona göre sağ taraftayım tam olarak. Mikrofonun sağından sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Şu an mikrofonun sol tarafına geçtim. Tam olarak sol tarafında mikrofonun ses kalitesi nasıl bilmiyorum. Şu an arkasına geçiyorum. Şu an mikrofonun tam arkasındayım. Ağzımla mikrofon arasında tam 2 karış mesafe var. Şu an süper kardiyoid olarak sesi arka taraftan kameranın ve mikrofonun arkasından nasıl alıyor? Bunu test etmiş oluyoruz. Şu an 0 desibelde. Sesim şu an 0 desibelde. Bunu 10 desibele alacağım. Daha sonra 0 desibele ve eksi 10 desibele çekeceğim ve low cut'ı deneyeceğiz. Hemen şöyle eksi 10 desibel ve 0 desibelden önce şu an artı 10 desibeli aldım. Şu an sesim 10 desibel şeklinde fazla geliyor. Artı 10 desibel olarak şöyle biraz daha uzaklaşayım. Buralarda sesim gelmezse eğer zaten altyazı veya dublaj eklerim. Tekrar yaklaşıyorum. Mesafe zaten 4 metre civarı mesafeydi. En uzun durduğum yer uzaklık olarak artı 10 desibelden eksi 10 desibele çekiyorum. Çok büyük bir fark olacak çünkü sıfırdan direkt sıfır almadan direkt eksi 10'a çekmiş olacağım. Bakalım nasıl hissedeceğiz. Şu an eksi 10 desibelde. Çok fazla uzaklaşmamaya çalışıyorum. Sesimi illaki zayıf alacaktır. Çünkü eksi 10 desibele çektik sesimizi ve etraftaki sesleri illaki bir tık zayıf alacak. Yine de performansının iyi olacağını düşünüyorum. Buradaki seslerimin hiçbirinin üzerinde oynama yapmayacağım. Editlerken, renderlarken hiçbir şekilde ses yükseltmesi ve düşürmesi yapmayacağım. Tekrar 0 desibele alıyorum. Hatta eksi 10 desibeldeyken low cut'ı da açalım. Şu an low cut aktif. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Muhtemelen çok çok az geliyordur. Kameradan çok fazla uzaklaşmamaya çalışıyorum. Ama çok da yakına girersem kadrajdan çıkmış oluyorum. Onun için şu mesafelerde sesimin nasıl geldiğini eksi 10 desibel ve low cut'ta test etmiş oluyoruz. Tekrar 0 desibele çekeceğim. Low cut açık duracak. Bakalım 0 desibelde performansı nasıl. Şu an ürünümü 0 desibele çektim. Eksi 10 desibelden low cut açık. Şu an low cut ve 0 desibelde ses kaydı alıyor. Shotgun mikrofonumuz performansı nasıl? Videoda hep beraber göreceğiz. Artı 10 desibele çekeceğim. Low cut açık.
hepsinin performansını low cut'la beraber görmüş olalım. Artı 10 desibel'e çektim. Low cut açık. İlla ki low cut etraftaki sesleri vesaire bir tık düzenlemeye çalışacaktır. Artı 10 desibel ise benim sesimi yükseltmesi için, çünkü çok gürültülü bir ortamda olabilirim, benim sesimi alamayabiliyordur. Onun için artı 10 desibel'e çektiğim için low cut'la artı 10 desibel aslında birbiriyle biraz çakışmış olacak. Videoda izlerken göreceğiz performansı nasıl. Hemen şöyle tekrar sıfıra çekiyorum. Low cut'ımı kapattım. Tekrar 0 desibel'e çektim. Mikrofonundan uzaklaşıyorum. Konuşarak gideceğim. Geri bir 4-5 metre mesafe tekrardan geleceğim. Mikrofonumuzun performansı nasıl? Bunu test etmiş olalım. Şu an çok yüksek sesle konuşmuyorum. Sakin bir ses tonuyla konuşuyorum. Aramda aşağı yukarı 5 metre mesafe var. Tekrardan kamerama ve mikrofonuma yaklaşıyorum. Buralarda ses kesilmesi, işte kopması veyahut azalması olursa altyazı ekleyeceğim. Dublaj yapma muhtemelen sesin üzerinde çok fazla da zaten oynamayacağımı söyledim. Ses kesilmesi vesaire olursa oraları belirtirim. Onun haricinde ses yükseltmesi, azaltması yapmayacağım. Etraftaki sesleri zaten alabiliyorsunuz. Şu an çok fazla bir rüzgar yok. Yapraklar görebiliyorsunuzdur belki. Hafiften hareket ediyor. Onun için dead cat işte gibi tüylü işte rüzgar kesici şeylere ihtiyacımız yok bugün. Onun için direkt üzerine filtresini takıp kayda başladım. Bu şekilde de aslında kaydı tamamlamış oluyoruz. Açık arazide performansı nasıl? Taksta SGC mikrofonumuzun, shotgun mikrofonumuzun bunu görmüş olduk. Bu arazide birkaç tane test yapmıştık, hatırlıyorsunuz. Ulanzi J12 yaka mikrofonumuzun testini yapmıştık. İşte mesafe testi vesaire. Bu arazinin kavakların bulunduğu uca kadar sesimi sorunsuz bir şekilde gelmişti. Araya ağaç girdiği için çok az bir ses kesilmesi olmuştu. Onun haricinde Siriu M1 gimbalımızın testini burada yapmıştık, bir kısmını. Shotgun mikrofonumuzun testini de burada yaptık. Çünkü burada sesler tam olarak alınabiliyor. Ana yol çok yakınımızda. Çevreden işte inşaat sesleri gelebiliyor, kamyon sesleri gelebiliyor gördüğünüz gibi. Onun haricinde işte açık bir arazide olduğumuz için ağaçlar var. İşte rüzgar estiğinde ses yapabiliyor. Kuşlar ses yapabiliyor. Etrafta işte kedi köpek ses yapabiliyor. Bunların seslerini nasıl alıyor? Benim seslerimle beraber nasıl yönetiyor mikrofonumuz? Bunlara bakmış olduk. Bu şekilde de başka bir şeye gerek duymadım. 3 tane video zaten yeter şarkı mikrofonumuz için. Bunun haricinde bazen etrafa bakarak konuşuyorum. Çünkü direkt sesimi karşıdan alması gereken shotgun mikrofonum etraftan sesleri nasıl toplayabiliyor? Buna da bakmak istiyorum aslında. Yaka mikrofonumuzda da bunu denemiştik. Yaka mikrofonumuz buradayken sağa veya sola bakarak sesin aslında kalitesini test etmiştik. Mikrofonumuzu zaten sağdan soldan arkadan süper kardiyoid olayını denedik. Sesleri nasıl alıyor baktık. Videoda hepsini detaylı bir şekilde görmüş oluruz. Bugünlük bu kadar. Testimizi tamamladık. Çin'den aldığımız Taxstar SGC600 modeli mikrofonumuzun açık alan testini de tamamlamış olduk. Türkiye'de bu testi yapan tek kişiyim aslında. Diğer yabancı YouTuber'lar testleri yapmışlar. Taxstar mikrofonunu denemişler. Ancak Türkiye'den herhangi birini göremedim. Ne kutu açılışı, ne inceleme, ne açık alan testi, hiçbirini göremedim. En azından bir kutu açılışı görseydik ilk elden Türkçe bir anlatımla hoş olurdu. Ancak bu da şansıma bana denk gelmiş oldu. Videoları tamamını arka arkaya ekleyeceğim. Sesleri duyabiliyorsunuz zaten. Yakında bir okul var. Anons sesleri vesaire gelebiliyor. Öğrencilerin sesleri gelebiliyor. Bu şekilde testimizi çok sesli bir ortamda tamamlamış olduk. Evet, şu an bunu bir yere sıkıştırmış olacağım. Mikrofonun filtresini söktüm.
Tam karşıdan bir karış mesafeden şu an konuşuyorum. Şu an sol tarafa geçtim. Tam sol taraftan konuşuyorum mikrofonumun. Sol taraftaki ses performansı nasıl? Ona bir bakalım. Filtresiz şekilde. Şu an sağ tarafından konuşuyorum mikrofonumun. Açık arazideyim hala. Ve mikrofonumun sağ tarafından ses kaydı nasıl? Ona bakmış olacağız. Şu an tam arkadan konuşuyorum bir karış mesafeden. Mikrofonum sesi arka taraftan nasıl alıyor? Ona bakmış olacağız. Etraftaki sesler de zaten duyuluyordur. Aynı zamanda ön taraftan aldığı da için bu şekilde bunu araya sıkıştırmış olalım. Bunun haricinde de eğer ki bu videolarımızı beğendiyseniz, kanalımızın büyümesine destek olmak isterseniz, beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Bunun haricinde yine arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok iyi olur. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sorularınız olursa yorum kısmında bekliyorum. İyi günler.